Herkese merhaba. PlayStation Store'da Days of Play kapsamında %70'e varan indirimler var. Bu indirimlere bakacağız. Hemen geçeceğim arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma yapacağım. Şimdi Days of Play indirimleri önemli indirimler. Yani hit ve büyük oyunlar üzerine daha çok yoğunlaşmış durumda. Biliyorsunuz size her indirimde farklı türde oyunlar sunmaya çalışıyorum. Ama bugün biraz daha hit oyunlar, böyle önemli oyunlardan bahsedeceğim. Kaleminizi alın, notlarınızı tutmaya başlayın. Bakalım hangi oyunlar sizleri bekliyor. Bu arada abone olarak desteğinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Keyifli seyirler diliyorum. Listemize God of War Ragnarok'la başlıyoruz. Çok fazla indirime girmeyen oyunlardan bir tanesi. Biliyorum %25 indirim çok fazla indirim gibi görünmeyebilir ama bu oyun için önemli bir indirim. Çünkü indirime girmiyor arkadaşlar. 799 liradan 599 liraya düşüyor. Üçüncü şahsına oynayan bir aksiyon rol yapma oyunu. PlayStation Deluxe sahipleri 3 saatlik deneme sürümüne sahipler. Resident Evil Village Gold Edition PlayStation 4 ve 5 sürümleri tek paket altında toplanıyor. Bu Gold paket içerisinde Ethan Winter'ın kızı Rose'u da oynadığımız ve ekstra görev var. Bunun haricinde hem ana görevi, hem ana oyunu, hem de Rose'un görevlerini de hem third person hem de first person kamera açısıyla oynayabiliyoruz. 439 liradan %40 indirimde 263 liraya düşüyor. Eğer Resident Evil Village oynamadıysanız harika bir paket. Dead Island 2. Yeni bir oyun biliyorsunuz. Dying Light 2'den sonra böyle açık dünya zombi temalı bir oyun arıyorsanız iyi bir alternatif olabilir. Dead Island 2 ben beğenmiştim. Gayet keyifli oynamıştım. Kanalımızda zaten ilk bakışında yapmıştık. 699 liradan %20 indirimle 559 liraya iniyor. %20 aşırı büyük bir indirim değil. Fakat Dying Light 2'yi özellikle bekleyen arkadaşlarımız için fırsat bu. Ride 4. Yapılmış en iyi motosiklet oyunlarından bir tanesi. En azından şu an mevcut olan. PlayStation 5 sürümü 699 liradan %85 indirimle 104 liraya düşüyor. PlayStation 4 sürümü de aynı fiyat arkadaşlar. Yani PlayStation 5 ve 4 sürümleri ayrı ayrı satılıyor. İkisi de 104 lira şu anda. The Last of Us Part 1. Last of Us PlayStation 3'te çıktı, 4'te çıktı ve şimdi sonunda 5'te de çıktı. 4'te remastered'a gelmişti. Bu remake'i. Temel olarak aynı oyun. Pek bir farkı yok. Yani genel yapısı olarak aynı oyun. Daha öncesinde remastered oynamış arkadaşımız için dönmeleri için çok büyük bir neden yok grafikleri haricinde. PlayStation tarafında, konsol tarafına yeni gelmiş arkadaşlarımızın mutlaka oynamasını tavsiye ettiğim, daha önce oynamadıysa kesinlikle deneyim etmesi gereken bir yapımdı kendisi. 799 liradan %25 indirimle 599 liraya düşüyor. Az önce uyardığım gibi tekrar hatırlatıyorum. Remastered oynadıysanız oyuna dönmeniz için çok bir neden yok grafikleri haricinde. Yeni gelen kardeşimizin mutlaka denemesi gerekiyor. PlayStation Deluxe'te 2 saat deneme sürümü var. Grafiklerini merak ediyorsunuz, deneme sürümüyle deneyebilirsiniz. Gran Turismo 7 indirime çok az girdi arkadaşlar. İkinci bu üçüncü indirime girişi. Yani çıktığı zamandan beri 3 kere girdi. 3 ayda 4 ayda bir indirime giriyor. 699 liradan %38 indirimden 433 liraya iniyor. Biliyorsunuz kariyer serisinde çok keyifli bir şekilde simülasyon setiyle kanalımıza bitirmiştik. Benim de en çok sevdiğim, en değer verdiğim yarış oyunlarından bir tanesidir. Bu arada Forza Motorsports gelecek. Ona da kariyer serisi yapmayı çok istiyorum. Bu sürüm içerisinde PlayStation 4 de var, 5 de var. Online arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Son güncellemeyle birlikte PlayStation VR 2 desteği de geldi. Bu da aklınızda olsun. Call of Duty Modern Warfare 2 1099 liraydı, 1100 liraydı. Aşırı yüksek fiyattı. Zaten bekleyin diyordum. Fiyatın inmesini bekleyin diyordum ve sonunda indi arkadaşlar. 604 liraya indi. Bence son zamanlarda çıkmış en başarılı Call of Duty. Call of Duty 4 Modern Warfare'dan beri en çok beğendiğim oyun oldu. Öncelikle çok dolu, çok çok dolu online içeriği var arkadaşlar. Klasik modlarının haricinde ekstra içerikler de var. Bunun haricinde ana hikaye modu da var. Normalde Call of Duty oyunları 4 saat, 5 saat hani bilemediniz çok uzatırsanız 6 saat hani bulmaz. 5 saatte falan biterdi. Bu oyun 6-7 saati buluyor. Şunu söyleyebilirim ki Call of Duty serilerinde senaryo modu olarak en uzun oynama süresine sahip yapımlardan birisi. Gotham Knight ilk çıktığında 1400'lerden çıkmıştı. Almayın demiştim. 1000'lere düştü. Almayın dedim. 899'a düştü. Almayın dedim ve şimdi 296 liraya düştü. %67 indirim var. Gotham Knight karakterlerini seviyorsanız ve DC karakterlerine karşı ilginiz varsa deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama oyun genel olarak yakın dövüş sisteminde çok keyif vermiyor. Yani hikayesini de takip etmek isterseniz edebilirsiniz ama oynanış olarak çok büyük bir haz vermiyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. O sebepten dolayı aradığınız sadece bir aksiyon oyunuysa yanaşmayın derim. Ama DC karakterlerini seviyorsanız o zaman deneyebilirsiniz. Oyunun PlayStation Plus Deluxe'e 1 saatlik deneme sürümü var. Bu da aklınızda olsun. Dead Space çok sevdiğim bir oyun. Çok çok sevdiğim bir oyun. Çok değerli bir hayatta kalma korku oyunu. Dead Space PlayStation 3'te çıkmıştı ilk zamanında. O zaman çıkacağı zaman Dead Space diye bir oyundan tabii ki ne reklamını yapmışlardı ne de bir haberini vermişlerdi. Oyun bir çıktı arkadaşlar. Hani yer yerinden oynadı deriz ya. O şekilde gerçekten bir kült oldu. Dead Space'in remake'i bu. Tekrar yeniden baştan yapımı. Ve çok başarılı bir baştan yapım. Last of Us Part 1'de biliyorsunuz remake, remastered'dan remake yaptılar. Çok bir fark yoktu. Oyun hemen hemen birbirinin kopyasıydı ama gerçekten oyunu sıfırdan yapmışlar. Çok çok başarılı buldum. Ve kanalımıza zaten ilk bakışında yapmıştık. Çok sevmiştim. 1399 liradan %30 indirimle 979 liraya düşüyor. Çok büyük bir indirim gibi gelmeyebilir ama Electronic Arts'ın oyunları ne yazık ki öyle. Önümüzdeki aylarda büyük yaz indirimleri oluyor. Orada bir çıt daha düşebilir. Onun da bilgisini vereyim. Dying Light 2 Stay Human açık dünyaya sahip zombi temalı bir aksiyon rol yapma oyunu.
karakterinizi geliştirebildiğiniz, lootlama yaptığınız, topladığınız eşyalarla birçok üretim yapabildiğiniz çok derinlemesine olmayan rol yapma öğeleri var. Birinci şahıstan oynanan bu zombi temalı aksiyon rol yapma oyunu 469 lira fiyatı vardı. %50 indirime girdi. 234 liraya alınabiliyor. PlayStation Plus deluxe'ünüz varsa 3 saat deneme sürüm var. Deneyip kendiniz test edebilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition. Ragnarok Edition içerisinde Dawn of the Ragnarok adında genişleme DLC paketi vardı. O genişleme paketi de ek görev, genişleme görevleri de bu sürümün içerisinde. Hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 olarak 599 liradan 170 indirimde 179 liraya düşüyor. Assassin's Creed'i bilmeyen yoktur. Üçüncü şahıstan oynanan aksiyon rol yapma oyunu. Burada kuzey temasında yani Nordic temasında geçiyor. Sevenlerine duyurulur. Lara Croft Go, izometrik kameraya sahip Lara Croft oyunu. Puzzle'ları çözdünüz. Basit bir oyun arkadaşlar. Böyle indie game gibi. Basit oyunları seviyorsanız ve özellikle puzzle oyunlarını seviyorsanız çapraz kameradan, izometrik kamerada oynuyorsunuz. 99 liradan %80 indirime sahip. 19.80. Forspoken, PlayStation 5 sürümü. Forspoken, Square Enix'in en son oyunlarından, en değerli oyunlarından bir tanesi. Bin küsürlerdeydi, alınmaz demiştim zaten. 699 liraya düşmüştü ve 699 liradan inanılmaz bir indirimde, %50 indirimde 349 liraya düştü arkadaşlar. Almayın. Bu bir oyun önermemizdir. Yeni kardeşimiz varsa bilmez. Ben oyun önermemesi de yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bazı ismi bilinen oyunlar çok güzel indirimlere girebiliyor. Ama buna rağmen oynanmayacak oyunlar olabiliyorlar. O yüzden uyarmak için size oyun önermemeleri yapıyorum. Üçüncü şahsına oynanan bu aksiyon rol yapma oyunu kombatlarda olsun, çatışmalarda olsun dünyasıyla bomboş bir içerik sunuyor. O yüzden geçiyoruz. Red Dead Redemption 2. Rockstar oyunlarını pek önermiyorum biliyorsunuz. Çünkü Grand Theft Auto 6'yı bekliyoruz ama bir türlü çıkmıyor. Neden? Grand Theft Auto 5'i almaya biz devam ettiğimiz sürece, GTA 5 almaya devam ettiğimiz sürece yenisi gelmeyecek gibi görünüyor. Ama Red Dead Redemption 2 ayrı. Çünkü Red Dead Redemption 3'ü yakın zamanda beklemiyoruz. O yüzden 469 liradan 167 indirimde 154 liraya düşüyor. PlayStation 4 sürümü tabii ki. Çok soran arkadaşımız var. PlayStation 5 yaması gelir mi? Hayır arkadaşlar. PlayStation 5 yaması gelme durumu yok. PlayStation 5 sürümü çıkar, onu da ekstra parayla satarlar. Ne yazık ki Rockstar'ın parayı çok sevmesinden kaynaklı sebeplerden dolayı bu iş böyle. Sonic Frontiers 3. şahıs platform oyunu. Çok hızlı bir karakter, çok hızlı bir oyun. Benim dünyasını ve renklerini sevdiğim bir oyundur. Özellikle genç kardeşlerimiz ya da 80'lerden 90'lardan benim gibi eski oyuncular varsa Sonic ilgilerini çekebilir. Yeni bir oyun olduğu için fiyatı yüksekti. 899 liradan %40 indirimle 539 liraya iniyor. PlayStation Deluxe'a 1 saatlik deneme sürümü var. Far Cry 6 Deluxe Edition, açık dünyaya sahip birinci şahsına oynanan aksiyon rol yapma oyunu. 779 liradan 175 indirimle 194 liraya iniyor. Yan görevlere gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü dünyası çok büyük ve çok fazla görev var ve hep birbirini tekrarlayan görevler bunlar. Ana görev yapın arkadaşlar, yeterlidir. SnowRunner, konsol tarafında eksik olan tarzlardan bir tanesi, simülasyon oyunları. Kamyon, tır, kamyonet, jip, 4x4 araçları kullandığınız, bir noktadan bir noktaya gitmek için size verilen görevleri ve taşıma görevlerini yaptığınız bir simülasyon oyunu. Aracın lastiklerinin ve süspansiyonların araziye göre verdiği tepkiler gerçekten çok başarılı. Bu tarz oyunları seviyorsanız 199 liraya kaçırmayın derim. It Takes Two, yılın oyunu ödülünün de sahibi It Takes Two, iki kişilik oynanıyor. Ya yan yana aynı ekrandan ya da online üzerinden bir arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Eğer bir arkadaşınız yoksa size online ya da internet üzerinden birisini atıyor. İlla ki birisini buluyorsunuz. 400 liradan %50 indirimle 200 liraya iniyor bu platform oyunu. Raccoon City Edition. Bu paket içerisinde 3 tane tam oyun var. Resident Evil Resistance, Resident Evil 2 ve 3. Toplam 3 tane tam oyun 399 liradan 175 indirimle 99 liraya düşüyor. 3. şahıstan oynanan hayatta kalma korku oyunu. Souls-like dendiğinde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi kendisi. Dark Souls 3, 3. şahıstan oynanan rol yapma oyunudur ama gerçekten zordur. Zorlu bosslar karşısında saçınızı başınızı yolmak istiyorsanız, delirmek istiyorsanız bu oyun tam size göre. Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz diye bir atasözümüz var ya işte. O atasözümüz tam bu oyuna göre. 749 liradan %50 indirimle 374 liraya düşüyor Dark Souls 3. Little Nightmares 1 ve 2 bir platform oyunu. 3 boyutlu dizayn edilmiş, 2 boyutlu perspektiften oynanan bir platform oyunu. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir oyundur. 439 liradan 170 indirimle 131 liraya, oynamamış kardeşimin kaçırmaması gereken bir platform oyunu. Korku teması var. Bu da aklınızda olsun. Çok küçük kardeşimize uygun olmayabilir. Deus Ex Mankind Divided, birinci şahıstan oynanan derinlemesine rol yapma oyunu. First person kamera açısı birinci şahıstan oynansa da herhangi bir cover'a geçtiğinizde, bir siper aldığınızda kamera dış kameraya geçiyor. O zaman ayrı görüş açısı sağlıyor size. Yani yer yer third person'a da geçebiliyor. Bu oyunun sevdiğim yönlerinden bir tanesi, bir görev yaparken oyun size birden fazla alternatif sunuyor. Yani stealth, gizlilik temalı oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda aksiyon temasıyla da oynayabiliyorsunuz. Ya da hackleme temasıyla da oynayabiliyorsunuz. Yani farklı farklı yönlerle görevleri bitirebiliyorsunuz. Control, üçüncü şahıstan oynanan fantastik bir aksiyon. Doğaüstü güçlere sahip bir karakterimiz var. Bu oyunda en çok sevdiğim şeylerden birisi de çevreyle etkileşim. Çevredeki sandalyeler, koltuklar, masalar, her şeyle etkileşim var. Bir oyunda benim için etkileşim çok önemli. 219 liradan %70 indirimle 65 liraya düşüyor Control. Kena, Bridge of Spirits. Bir bağımsız yapım var karşımızda ama bağımsız demeye bin şahit. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan, bosslarla savaştığınız, aynı zamanda açık dünyasında gezdiğiniz, rengarenk yapısı olan, eğlenceli, puzzle'larda çözdüğünüz bir oyun. 475 liradan 160 indirimle 190 lira. Oyunda puzzle'lar da var. Oyunla ilgili tam çözümleri kanalımızda bulabilirsiniz. Serisini yapmıştım. Sekiro, Shadow Die Twice. Bir Souls-like oyunda.
Adamı deli eder, çılgına çevirir. Gerçekten zor bir oyun. Üçüncü şahıstan oynanan Uzak Doğu temalı bir kılıç kalkan oyunu var karşımızda. Game of the Year sürümünün içerisinde ekstra kozmetikler, kıyafetler, skinler var. Bunun yanında bir tane de görev var, ekstra görev var. 469 liradan %50 indirimle 234 liraya düşüyor. Days of Play kapsamındaki indirimlere baktık. Umarım yardım dokunmuştur. Abone olarak, beğeni butonuna basarak ve isteğiniz olursa yorumlara yazarak destek olabilirsiniz. Yoksa da selam gönderirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Bunun yanında Days of Play'in yurt dışında yani Plus üyeleri için ekstra indirimleri var. Yani Plus üyeliklerinde ekstra indirim var. Ama Türkiye gelmesini beklemiyorum. Çok soran kardeşlerimiz var. Geçen sene de gelmemişti. Çünkü halihazırda PlayStation Plus, Extra ve Deluxe Türkiye'de çok uygun fiyat. Özel bir fiyatlandırma var. O yüzden ekstra bir indirim zaten var bizde. Onun haricinde ekstra bir indirim olmasını da beklemiyorum. Bu da aklınızda olsun. Çok merak ediyorsanız yine bir hafta kadar daha bekleyin arkadaşlar ama gelmeyecektir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde haberlerde görüşürüz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.